İYİ Parti'de kurultay tarihi netleşti. 27 Nisan'da kurultay yapılacak. Peki Akşener aday olacak mı? Detayları Uraş Bingöl aktaracak bize. Uraş. Evet, günlerdir merakla bekleniyordu. İYİ Parti'de seçimde olağanüstü kurultay toplantısı netleşti. 27 Nisan Cumartesi günü İYİ Partili delegeler sandığa gidecek ve genel başkanını seçecek. Sorusu, yanıtı hala merak edilen bir soru. İYİ Parti lideri Meral Akşener aday olacak mı? Bununla ilgili henüz genel merkezden resmi bir açıklama yapılmadı ama İYİ Parti'de genel başkanlığa bir isim adaylığını resmen ilan etti. Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti göç işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, dakikalar önce İYİ Parti genel merkezinden ayrılırken sorularımızı yanıtladı ve yarışın içinde ben de varım ifadesini kullandı. Evet, bugün İYİ Parti genel merkezinde Akşener hem seçim sonuçlarını hem de genel başkanlığa yönelik tartışmalara yönelik ve olağanüstü seçim kurultayına yönelik değerlendirme yaptı. Burada kurmaylarıyla başkanlık divanı üyeleri vardı. Burada genel idare kurulu üyeleri vardı ve milletvekilleriyle yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. O toplantı dediğim gibi dakikalar önce sona erdi. Şimdi biz İYİ Parti genel merkezindeyiz. Genel merkezden de bir resmi açıklama bekliyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener henüz genel merkezden ayrılmadı. Evet, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından hatırlanacağı üzere bu tartışmalar ortaya çıkmıştı. Hür müstakil olarak girme kararı almıştı İYİ Parti seçimleri ama seçim sonuçlarında beklenen sonuçlar alınmamıştı. Hatta genel seçimleri oranı 6 puan nokta İYİ Parti'nin oylarında düşüş söz konusuydu. İşte bu konuda da İYİ Parti genel merkezine, yöneticilerine ve Akşener'e tepkiler vardı. İlk olarak Bilge Yılmaz ekonomi politikaları başkanlığından istifa ettiğini duyurup Akşener'i istifaya çağırmıştı. Yine İrem Yaman genel idare kurulu üyesi, o da seçim sonuçları üzerinden yönetimi sert sözlerle eleştirmişti. Ahmet Zeki Üçok da dün bu yenilginin sorumlusu sizsiniz diye Akşener'i hedef almıştı. Peşi sıra istifalar gelmişti. Evet, dediğim gibi 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay takvimi netleşmiş oldu. İlk adayda Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'de göç politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Akşener aday olacak mı, olmayacak mı? Birazdan İYİ Parti genel merkezinde resmi bir açıklama bekliyoruz. O açıklamada belki bu sorunun yanıtı da ortaya çıkar. Uğraş Bingöl aktardı.